Merhaba Alp ve Fasulyeci. Vilo, hoş geldiniz. Konuşamadım bir yerden. Bu vilonun konusu tabii ki de bayram. Bayram izinde çıkıyoruz. Uzunca bir süre biz olmayacağız. Bakalım bayramda ne yapacaklar? Bayram mesajımı iletiyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpelim. İyi bayramlar. Gidelim bakalım bizimkiler bayramla ilgili ne diyecekler. Bu arada duyurmamız gereken bir şey de var. Onu da söyleyeceğiz. Gidiyoruz. Müsait misin? Telefonda konuşuyor ya. Evet, o zaman yukarı çık. Ayaklarım öyle ses çıkartıyor ki. Ersin abi. Efendim? Müsait misin? Oo, yine mi biliyorum? Ben de şak diye geliyorum. Geldikten sonra müsait. Sen de hep beni bir şeyler yerken yakalıyorsun böyle. Özellikle evet. Yapıyorsun? Evet. Giderken baktım. Yiyorsan geleyim dedim. Ha, şöyle kadrajdan çıkalım karpuzumuzu. Evet, ne video çekiyoruz bu sefer? Bayram geldi. Ha, bayram videosu. Müziğimizi de kısalım. Bayram tatil demek işte. Evet, uzun tatil. Bugün ayın 9'u Cuma akşamı. Bugünden çıkıyoruz tatili. Ne zaman dönüyoruz? Ayın 19'unda. 10 gün tatil yapıyoruz yani. Evet, bayağı mutlu musun? Çok. Çok mu? Herkes mutlu mu? Bence herkes mutludur. Tabii 19'undan sonra buraya geldiğimizde dergi hazırlayan arkadaşlar ne yapacaklar onu tam olarak şey yapamıyoruz ederler, kestiremiyoruz. Bir 4 günümüz, 5 günümüz falan kalacak dergiyi bitirmek için. Allah büyük. İnşallah biter. Ben şeyi söyleyeyim, bu bizim Sony'ye hediye ettiğimiz Sony X kutuda şurada yanan masamda duruyor zaten, göstereyim. Bunu hediye ettiğimiz şeyi, kampanyayı ayın 10'unda falan açıklarız demiştik videosunda ama ayın 10'un yarın yani cumartesi günü. O yüzden döndüğümüz hafta ayın 19'u haftası kimin kazandığını duyuruyor olalım. Bu arada biz kimin kazandığını biliyoruz yani şey olarak. Kimin kazanacağına karar verdik yorumlardan. Verdik değil mi? Doğru biliyorum. Verdik. Okey, tamam. Kim seçti? Kimin kazanacağını? İrem seçti. İrem ilk önce bir kısa liste oluşturdu beğendiği yorumlardan. Ondan sonra o kısa liste içinden Yıldıver'le birlikte bir kişiyi belirlediniz. Doğru biliyorum değil evet. Mi süreci? Yani bu Xperia X hediye ettiğimiz kampanyada kimin kazanacağını dergi ya da web sitesini öncülüklü olarak hazırlayan insanların hiçbirisi, Ben, Sarp, Berkin vesaire vesaire filan hiçbirimiz şey yapmadık. Karışmadık. Herhangi bir torpil filan yok. Yok, torpil yok. Sen mesajları okurken neye göre değerlendirdin? İlk önce isme bakmıyorum. Hı hı. İçeriğini okuyorum. Tamam. Hoşuma giderse isme bakıyorum, screenshot alıyorum. Açıkçası şu olsun bu olsun işte inanılmaz özelliklerini biliyor diye seçtiğim herhangi bir şey yok. Sadece şeyde söylediğimiz gibi ne derler? Videoda söylediğimiz gibi yazdığı yorumu beğendiğimiz evet. Bir insana hediye edeceğiz. İşte ayın 19'unda dönüyoruz. Demek ki arkadaşlar 20'si 21'i falan gibi en geç kimin kazandığını duyurduğumuz bir video çekeriz. Onun da başlığı şey olur zaten. Xperia X kazanan belli oldu olur zaten. O videoda sen de bizim yanımızda olursun. Ayrıca nasıl seçtiğini şey yaparsın, anlatırsın. Birçok arkadaşım bunu beklediğini bildiğim için şeye, Vilo'a şey yaptım, dahil ettim yap. Bu konuyu da unutmayalım diye. Onun dışında herkese şimdiden iyi bayramlar. Herkes çok çok iyi de dinlensin. Bayram sonrası okullar başlıyor. Okulda başlayacak olan arkadaşlara da şimdiden okulda başarılar. Çok asmayın okulu. Dersleri ihmal etmeyin. Önemli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben son muyum? Bitiriyor muyuz ben de? Son. İlk defa seninle bitirmiyorum. Ha okey, tamam o zaman. Kim bitiriyorsa o şey yapar. Hadi git diyorsun ya. Tamamlar bir geliyor. Birkaç kişiden de bayram mesajı alacağım. Bilirsin vaziyeti değil yani. Bir kere değişiklik yapalım dedik. O zaman gidiyorum. Kimse müsait değil. Şunu sağla. bayram mesajını ilet insanlara. Herkesin mutlu bayramlar diliyorum. Sağlıklı bayramlar. Seviyorum sizi. Allah seni. Bunu sakın gidiyor ama. Bu direkt gidiyor. Yapacak bir şey yok. Biz daha iyi bir şey bayram mesajı Vilo. Ben ama hani şöyle elde sigara çay bir şey olmaz. Falan. Şey koyarız ona. Çiçek değil, çiçek. Ne konuyu değiştirelim. Ne haber? İyi sen. İyiyim şöyle vallahi. Biraz gitsene. Güzel, yüzün güzel gözüksün. Şey yap çıkayım.
İyi midir? Uygun mudur? Evet. Işığı ayarlayayım patron. Bayram mesajı. Bayram işte. Kurbanınızı kesin. Keyfinize bakın. 9 gün tatil. Oh, hayat bize güzel valla. Ama ben sıkılırım yani 9 gün işe gelmeyince. Sen bir gelir gidersiniz. Ayak alışkanlığım var tabii ya. Şöyle şey değilim yani, yoklarım buraları ne var ne yok diye. Tatile gidecek misin? Dubai'den yeni döndün. Nereye tatile gidiyorsun? Dubai, gitme zaten. Kos falan yani sus da çok fazla oldu. Arada bir Kıbrıs falan vardı. Yani yok artık, evde dinlenmek istiyorum. Herkes de dinlensin zaten. Kapılarımız bayramda, çalınacak mı? Bayramda yapacağımız en güzel atraksiyon hakikaten akrabaları ziyaret etmek. Kurbanı kesen kessin kurbanını, ondan sonra gittin geçsin akrabalarını ziyaret etsin. Ben öyle yapmayı planlıyorum yani. Ben bayramda tatile çıkmayı seven bir adam değilim. Ben de sevmem. Bir önceki bayramda çıkmıştım ama bu bayram ailelerle geçireceğiz Allah kısmet ederse. Ben bildiğin şekerlik elimde kapının çalmasını bekliyorum. Vallahi. Ya. Çocuklar geliyor. Önceden böyle belli bir miktar parayı bozduruyorum. Hala bence ya. Hazırlıyorum ya. Çok güzel. Seviyorlar, seviniyorlar. O yüzden. Ne güzel, daha ne olsun. İşte belki gelir. Bayramda suculuğa başlıyorum arkadaşlar. Damacana satacak. Damacanalı yar yar böyle halay halay başı olacağım ama yine damacanalı olacak. Arkadaşlar bugün sadece 3 saat uyuyabildim. Kafam çok güzel. Yani hani... Ne anlamda? Ya güzel, çok da şey gibi abi hani... Keyifli iç, misin? İçmişim gibi. Ya keyif de değil abi, şey var. Böyle bir sersenlik var üzerinde. Ama işte şey olarak yansıyor böyle. Mutlu ve huzurlu yansıyor. Çünkü yapayım bir şey. Mesela buraya birisi gelse, arabacı söylese... Canım benim, canım falan diyebilirim. Çünkü yapayım bir şey yapacak halim yok. Yayınını böldüm, bir şey demedi. Demek ki kötü. O kadar. Evet. Tabii. Ya sanki adam çekip vuruyorum yayın bölünce ya. Kürek balta falan yok yani. Vallahi baltasını bana savuruyor da henüz bir şey yapabilmiş değil. Ama saplama. Yapabilmiş değil şeklinde iddialaşmazsak yapmak zorunda kalmayın. Kalmayın. Bak konuşamıyorum. Yapmış değil desek hani. Abi dilim şişiyor ya. Hakikaten içmiş gibiyim. Zaten iPhone 7 lansmanında da şey gördüler. Jägermeister şişesiyle beni görüyorlardı zaten. İçinde su vardı abi ki. Vay be, adam anlatırken demleniyor, efkarlanmış falan filan diye böyle garip garip laflar döndü. Böyle bir şey yok tabii ki. Bana doğru gelmeyi bırakırsan ben de geri geri gitmem. Bu tişörtle kreasyonuma yeni ekledim. Çünkü okurlarımız artık beni siyah tişörtle görmekten bıktı. Girdim ben Siva 2'ye. Yeşil, sarı, bu. Kırmızı ve mavi. Hardal rengi sana yakışıyor. Hardal. Ya aslında bu az daha şey olacakmış. Dışkı sarısı olacakmış. Olmamış. Hardal olmuş. O yüzden memnunum yani. Belki kurbanla ilgili mesajın var mı? Herhalde. Abi iyi bayramlar diyebilirim en fazla insanlara. Ne yapmayı planlıyorsun tatilde? Abi bir sürü dergi yazısı beni bekliyor. Projeler beni bekliyor. Ha o kadar. Ha, bir saniye. Esas tabii şeyimiz, misyonumuz şu. Misafirlerimiz, Kolombiya'dan gelen misafirlerimiz Türkiye'de. Onları biraz gezdirmem lazım. Olay şöyle gerçekleşti. Ben işte Kolombiya'ya nişana gidiyorum diye gidip hastaneye yatınca sağ olsunlar beni orada yalnız bırakmadılar. Hiçbir şeye iştirak edemedim. Dedim ki İstanbul'a siz geldiğiniz zaman düğüne, nikaha ben sizi gezdireceğim. O zaman ayaklanmış yürüyor olacağım dedim. Ya siz kendi sandığımdan çok daha önce ayaklandım. Ben çok daha... çok şükür. Abi aynen yani ayağım hala böyle sarılı bak. Böyle bir ufak bir yamayla geziyorum. Ama şey yani hani şimdi onları gezdireceğim İstanbul'da. Özellikle yani gelen kişiler şu, hanım kızımız, annesi, teyzesi, anneannesi ve teyzesinin çok eski bir arkadaşı, yani aile dostları artık. Aile dostu olan kişi, teyzesinin arkadaşı, İstanbul bayağı bir etüt etmiş. Daha havalimanından eve Bostancı'ya giderken bir sürü soru sordu. Vay. Anlatmaya çalıştım. Galata Beyoğlu falan hepsi çalışılmış, gelinmiş. Vay süper, akıllı çocuk demek ki. Ama akıllı çocuk derken senden benden büyük. Yani 50 küsur yaşında kadın. Ezberlemiş, çalışmış her şey. Neyse, onu özellikle onunla ilgili işte bir İstanbul turu atacağız falan filan, onları gezdirmem gerekiyor. Ve bayram kalabalığı nasıl olacak bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Umarım İstanbul'u biraz terk eden insanlar da şu sıralarda bizim sahibi gitmeye başlamışlar. Gibi. Aynen, Sarp da döndü, Totos'una gitti. İzmir'e doğru. Sen yani, sen Sarp'a çok alıştın, sizin aranızda ne var? Bizim aramızda ne var ya? Bizim aramızda bir şey yok. Yani bir şey olsa zaten Aysel'e anlatamaz. Aysel kız arkadaşım. Ben kimseye anlatamam. Ben zaten içine kapanık bir insanım. Ben hani bir sürü böyle gerekçeyle ilgili saatlerce konuşuyorum ama kendimle ilgili çok konuşmam genelde. Soru sorulmadığı zaman cevap vermem ya da anlatmam. Öyle yani. Ya özelime niye giriyorsun? Girerim ya, ben. Ben girerim. Sen benim yaptığım yorumlara niye cevap vermiyorsun? Ne yapacağım ya? Arkadaş yayında telefonla İrem Hanım'dan arama geliyor. Hayır, ben seni ilk defa aramışım, cevap vermiyorsun. Ya
Ya neden buna takıyorsun? Bak takarım şimdi, ben. Girdim bir yola. Ben kadınım, ben takarım. Ben İlk aradığımda açılacak. Allah evet Allah. O telefon açılacak. Böyle beni ilk aradığı zaman herkesin telefonunu açsam o olay çıkar. Heh. Yok öyle bir şey. Ya arkadaşlar öyle işte yani hani... Parmalı rengi hakikaten fena değilmiş. İşte bunlar hep uygunsuz. Ama bunu kırmızıyla giyme tamam mı? Nasıl? Galatasaray'a çalıyor yani. Ya benim hiç o konularla ilgim yok ya. Benim var o yüzden girmiyor. Yapacak bir şey yok. O da tedavi olun. Bir şey yapın hanımefendi yani. Hani. Velhasıl Kerem arkadaşlar bayramınız umarım güzel geçer. Kurban keseceğiz diye ki kendinizi umarım kesmezsiniz. Zaten eğil kişilere yaptırın bu işi. Öyle zor işler bunlar. Hani insanlar boşu boşuna eğitim görmüyor. Ya bir konuda bir eğitim oluyorlarsa demek ki gerekli için o eğitim veriliyor veya sertifikasyona tabi tutuluyor. Bunu aklınıza çıkarmayın. Ben her hafta telefon değiştiriyorum. Çevremden eleştiri alıyorum. Yani şu anlamda yeni mi telefon değiştirdin lan şeklinde. İşte bu aralarda ön tarafın HTC'ye benzeyen ama aslında ZTE olan bir telefonla bayrama giriyor olacağım. Bununla ilgili tasarım güzelmiş. Ya ön taraf olan HTC çok fazla yani. Benziyor yani. Evet, çok şişe hariç, düğmeler hariç M8, M9'a benziyor. Bu Axon 7. Bu iyi bir cihaz. Bence arkası da benziyor. Ha evet ya şu ama çok oturdu artık. Çünkü kamera ve parmak izi benzemiyor o zamanki M8, M9'lara. Ama tabii şu anteni mecburen böyle yapacaksın metal olduğu için. Buna yapacak bir şey yok yani çok fazla alternatifin yok. Fena bir cihaz değil. Ben sevdim. Ya fiyatı önemli tabii. Fiyatını şu an bilmiyoruz. Ben bilmiyorum yani. Yoklar satılmıyor. Bir açıklama yapılmadı. Fiyat belirlemeye çalışıyorlar. Öyle ya. Bu arada renk yolunu geçerler için. Ya bu arada bu sarıyı o kadar sevmedim ya gümüşler. Açmadım seni. Bence seni çok açtı. Ya ucuza bulunca alıyorum. 8-9 liraya tişört alabilmek. Hakikaten 9 liraya mı aldın? Ya bir tanesi işte 10 lira 25 kuruştu 4 tişörtten. En ucuzu da 8 lira 60 kuruş falandı. Toplam 36 lira. Nereden aldın dedi? Elsevier'den aldım. Reklam yapıyorsun. Yapmıyorum reklamı ya. Ben arkadaşlar yıllarca büyük bedenciden çıkmamış bir insanım. Artık hem insanların bedeninin büyümesi hem de benim biraz ufalmam sayesinde. Yalnız firmalara bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın burada etiket yırttım ben. O dediğin bakın, marka çok fazla yapıyor onu yani. Arkadaşlar yok başka marka Defacto'da falan da öyle. Bakın ikisinden tişört alıyorum bu aralar. Yani yakın ya yani geçtiğim yolda varlardı yoksa hani ki yıldan ben de isterim tabii gideyim alayım 60 liraya bir tişört vereyim ama yok yani o kadar para bu en azından oraya alacak. Birçok tişörtüm oldu. Değerli dostlar, bakın size değerli firma yetkilileri. Şu cihazların içine, şu tişörtlerin içine koyduğunuz o var ya dokümantasyon, şu memlekette kişi başına yılda okunan kitaptan daha fazla. Gerek yok. Yapmayın, onu da okumuyorlar. Dert alıyoruz. Ona makasla tişörtlerden bir şey kesiyoruz. İstaf ediyorsunuz. Yerinde neden durmuyorsun? Yordun be. Seni yerde çekeceğim. Ya, oturarak. Sıkıntı şu, dediğim gibi uykulu halim. O kafa güzel halim maalesef böyle hiperaktiviteye sebep oluyor. Şey gibi anlatılanlara göre ben kendim hiç kullanmadım bilmiyorum ama hani ot kafası böyle bir şeymiş. Böyle yerine duramıyorsun, heyecanlanıyorsun, bir şey yapıyorsun. Böyle yani. Buyurun. Arkadaşa sordum bunu bayramda ilgili reklam. Biraz kamerayı çekelim. Abi sen ben alayım evet. Şeyi görelim. Sen anlat biraz. Ben baştan anlatmıştım ama. Yok konuş. Yakınlaşma. Niye ya? 6 kat makyaj yapmışsın. Niye yakına girmeyeceğim? Gireceğiz tabii ki. Ya dursana ya. 70 kat makyaj yapmışsın. Hanımefendi niye hışırdıyorsunuz? Dikkat çekmek için. Sünnet Hanım böyle bir insan. Evet sizin bayramla ilgili beklentiniz neler? İşte herkes bir halaya duruyor işte. Ya arkadaşım bunu montajlamıyoruz. Evet. Tamam. Ben az önce mesajımı gönderdim zaten. Tamam. Ben iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Kapatmayacağız. Daha 13 dakika olmuş. Al kadın. İyi geri git. Tamam peki. Geri git. Bu arada beni buradan aşağı atmaya çalışıyor. Geri git. Evet. Yıllarca bir oduna kapatalım ya, kapatalım. Hadi kapatalım. Ne konuşayım? Vallahi iyi niyet telakkisi. Beklentin, hayat nasıl olacak? Döndüğünde seni işte neler bekliyor? Döndüğümde çok yoğun bir hafta olacak. Çünkü full 2 haftada toplantılar var. Emlak sektöründe mi özellikle? Evet, emlak sektöründe. Biz emlakçıyız. Emlakçıyız. Sanki kendisi yapıp satıyor Allah'ım. Yap satışıyla uğraşıyoruz. Yapıyoruz, satıyoruz. Yapacağız, satacağız. Yapacağız, satacağız. Allah'ım yarabbim iyice sıyırdım. Neyse ya of. İnşallah çok güzel dinleniriz. Ya benim buna çok ihtiyacım var. Şunu yakınlaştırıp bilmem belki. Berkin! Deli ediyorsun insanı Berkin. Vallahi sinirleniyorum bazen. Şunun giydiği şeylere bak Allah'ım yarabbim.
Ya neyse, bacıklarım evet. Çıkıyordu. Şey yapmasana. Ya cıvıttım Berk'in ya. Ciddi. Ya arkadaşlar 3 saat uyuyan kafası güzel olan benim. Cıvıtan sensin. O nasıl olacak? Neyse iyisin inşallah. Neyse o zaman hoşça kalın arkadaşlar. Bayramdan sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.